Merhaba. Suat Bey, yarın çok sevdiğim birini muayene etmenizi isteyecektim. Tabii zamanınız varsa. Var tabii. Önemli bir şey mi? Daha önce de bahsetmiştim. Nenem. Çok yaşlı ve sanırım artık kalbi dayanamıyor. Onu ancak size emanet edebilirim. Merak etme. Elimden geleni yaparım. Teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Hı hı, görüşürüz. Demir'e şükür be. Lanet vere İstanbul'u. Esad. Cava memleketi. Hastaneye gelene öldüm be. Memleketten İstanbul'a daha kolay geldim bile. Nene? Zeynep kızım. Neneciğim nasılsın? Nasıl geçti yolculuğun? Zeynep bu saçının hali ne? Ne yaptın o güzel saçlarına ha? Oğlan çocuğuna benzemişsin. Bak zayıflamışsın da. Kemik torbası gibi kadını kim ne yapsın değil mi Murat? Yapma Azize nene. Zenan her zaman güzel. Sağ ol Murat. Sen de olmasan kimse kurtaramazdı beni Azize Hatun'un elinden. Nasılsın? Ben iyiyim. Asıl seni sormalı. Nasıl gidiyor doktorluk? Gidiyor işte. Ayakta mı duracağız böyle? Hadi içeri girelim. Neneciğim, Suat Bey Türkiye'nin en iyi kalp cerrahıdır. Pek de gençmişsin maşallah. Zenan sizden çok bahsetti. Tanıştığıma çok memnun oldum. Suat Bey, ninemin daha önceki dosyası burada. İlk önce birkaç test yapacağız. Azize Hanım bana şikayetlerinizi anlatır mısınız? Beni bir doktor beyle yalnız bırakın bakalım. Neneciğim ben kalıp... Çık bakayım. Doktor oldun diye nenene karşı mı geliyorsun sen? Yok neneciğim. Kapının önünde bekliyor olacağım. Doktor bey ol. Boşuna kendini yorma. Git başka hastalarınla ilgilen. Ben iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Buraya Zenan'ı evlendirmeye geldim. Özür dilerim ama ben size yardım edemem. Zenan'a gerçeği söyleyeceğim. Hasta olmadığınızı ve onu evlendirmeye çalıştığınızı. Bak şimdi. Ne oldu sana? Hem ufak bir yalandan ne çıkar doktor bey? Günah benim boynuma. Korkma sen. Hem yuva yapmak çok sevaptır. Günah ya da sevap umurumda değil. Önemli olan Zenan. Ben torunumun iyiliğini senden çok isterim. Murat tam ona göre. Bence yanılıyorsunuz. Ama ne diyeyim yapmazsan yapma. Ben de başka bir hal çaresi bulurum. Zenan'ın evlenmesine izin veremem. Ahretliğimle birbirimize söz vermişiz. Bu düğün olacak. Bir şey nasıl söylersin? Senin etkileneceğini düşünmüştüm. Ama yanıldın. Haklısın. Yanıldım.
ama başkasıyla evlenmene izin veremezdim. Ne evlenmesi ya? Babaannen dedi ki sen ve Murat... Of nene ya. En azından şu küçük oyunun sayesinde check-up yaptırmış oldun. Yoksa sen hayatta hastaneye gelmez. Doğru ya. Ben bunu nasıl atladım? Sen İstanbul'a hastaneye yatmaya hayatta gelmezsin. Sen ne anlatıyorsun? Vallahi dediklerinden hiçbir şey anlamamışım. Neneciğim. Sen iste canımı vereyim. Ama Murat'la evlenemem. O benim abim gibi. Bu işin olmayacağını bilmeliydin. Senin gönlün o doktorda değil mi?